Bir bakalım, bir bakalım. Bir bakalım. Sağ ol Sayın. Cemil Gürsel Bey, hoş geldiniz. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş geldiniz. Büyükşehir Meclisi Sayın Bakanım, hoş evet, şimdi değerli arkadaşlarımızı, Kozan Teşkilatımızı gecenin bu saatinde topladık. Sayın Başkanımızın 7 Nisan'daki gelişiyle ilgili son çalışmaları gözden geçireceğiz. Ayrıca genel olarak referandumla ilgili yapılan çalışmalar hakkında istişare edeceğiz. Yani Türkiye büyük bir demokratik olgunlukla fikirlerin rahatça tartışıldığı, özgür bir biçimde tartışıldığı bir şekilde sandık başına gidiyor. Bu Türkiye için her zaman çok kıymetli olmuştur. Çünkü vatandaşın görüşüne başvurmak, vatandaşımızın ne dediğini dinlemek, sonuç olarak Türkiye'nin meseleleri hakkında vatandaşın tayin edici olan, istikamet tayin edici olan görüşüne başvurmak Türkiye'nin en büyük zenginliğidir, en büyük kuvvetidir, en büyük dinamiğidir. Demokrasimizin olması, sandığın her zaman güvenli bir şekilde vatandaşımızla buluşturulması, şimdiye kadar Türkiye'nin büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği bir iş oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Etrafımızdaki çeşitli tartışmalara, çeşitli ülkelerdeki krizlere baktığınızda en büyük meselenin fakirliğin de, güvenlikten yoksun oluşun da bir takım büyük ağır insanlara bedel öten krizlerin, bedel öten krizlerin sebebinin de insanların sandıktan uzak olması, sandık yolunda yönetimleri tayin edememesi olduğunu görüyoruz. Bunun en acı örneği Suriye'de görüldü. Suriye'de insanlar aslında tek bir şey istiyorlardı. Özgür bir şekilde bir sandık kurulsun. Sonuç olarak biz kendi cumhurbaşkanımızı, kendi başbakanımızı, hükümetimizi bu şekilde seçelim istiyorlardı. Ve esasında Arap devrimleriyle halkların istediği şey de buydu. O ülkelerin gerçekleştiği yerlerde, Tunus'ta, Libya'da, Suriye'de bu insanlar baskıdan bunalmışlardı. Sandık yoluyla iktidarları değiştirmek istiyorlardı. İlk önce bunların çoğu barışçıl gösteriler başladı. Fakat bu barışçıl gösterilere oradaki yönetimlerin şiddetle insanların kanını dökerek cevap vermesi maalesef bahar olarak başlayan şeyi bugün bir kabusa dönüştürmüş durumda. Bugünlerde İdlib'de olduğu gibi insanların kimyasal silahlarla öldürüldüğü bir tabloyla karşı karşıyayız. Esasında bunun bu noktaya gelinmesi göz göre göre gelindi bu noktaya. İlk başta bu işler başladığında Esad için biz Türkiye olarak Esad'ın bir meşruiyeti kalmamıştır. Bir katliam rejimi yönetiyor. Bir katliam şebekesinin başıdır dediğimizde herkes tuttu Esad'dan sonra Esad giderse yerine kim gelir ya da Esad giderse orada buraya DAEŞ mi yerleşir gibi bir takım argümanlarla bir takım bahaneler ürettiler. Ama esasında olayların ilk başında orada DAEŞ de yoktu. Olaylar ilerledikçe Esad orada belli bölgelere hem PYD'yi yerleştirdi hem DAEŞ'i yerleştirdi. Esad'ın görevde kalma süresinin uzaması, PYD terör örgütünün oradaki başka halklara, kendisinden olmayan Türklere, Araplara, Türkmenlere zulmetmesine, Esad'ın çeşitli yerlerde PYD'yi kullanmasına, çeşitli yerlerde DAEŞ'i kullanarak kendisine bir güvenli alan oluşturmasına tanıklık etti. Denildi ki o zaman dünyanın büyük devletleri tarafından eğer Esad hava kuvvetlerini kullanırsa bu bizim kırmızı çizgimizdir denildi. Bu kırmızı çizgiyi defalarca ihlal edildi Esad tarafından. Kendi hava kuvvetlerini kullanarak insanları öldürdü. Arkasından denildi ki bu eğer kimyasal silah kullanırsa bu bizim kırmızı çizgimizdir denildi. O kırmızı çizgiyi de ihlal etti defalarca Esad. Ve insanları kimyasal silahla öldürdü. O Aylan Bebek örneğinde olduğumuz gibi büyük mülteci dramları böyle ortaya çıktı. Şimdi cesaretlendirilen bu katliam rejimi, katliam şebekesi Esad'ın liderliğinde yeni katliamlara imza atıyor. Bu İdlib'den gelen görüntüler bütün bir insanlığın başını öne eğdirecek, bütün bir insanlığı utandıracak görüntüler. İdlib'de de aynı kınama mesajlara devam ediyor. Dedikleri nedir? Kınıyoruz. Gerçekçi bir çözüm bulunmalıdır. Ama şunu unutmasınlar. Daha bu katliamdan 3-4 gün önce Esad konusunun birincil öncelik olmadığını, birincil önceliğin daha işte mücadele olduğunu söyleyen bir takım açıklamalar gelmişti. Hatta neredeyse dünyadaki büyük güçlerden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinden fikir değiştirdiği şeklinde
bazılarının fikir değiştiği şeklinde bir fikir değiştirdiği şeklinde bir izlenim ortaya çıkmıştı. Artık Esad'la herhangi bir problemleri yokmuş gibi. Ama görüldü ki orada DAEŞ'in, PYD'nin bütün terör örgütlerinin hamisi Esad'dır ve en sonunda bütün bir insanlığı utandıracak, bütün bir insanlığın başını öne eğmesine sebep olacak oradaki masumların, bebeklerin, kadınların kanına giren, güçsüz insanların kanına giren bu kimyasal saldırıyı gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla bir kere daha görüyoruz ki Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin birlik ve dirlik içinde olması sadece Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan yurttaşlarımızın refahı, geleceği için değil, etrafımızdaki mazlum coğrafyaların kaderi için de çok önemlidir. Bunu bir kere daha düşünmemiz gerekiyor. Çünkü buralara Türkiye'den başka koşturan, Türkiye'den başka bu konularda gerçekçi bir şekilde sesini yükselten başka bir ülke yoktur. Sabırla ilerleyeceğiz, taş üstüne taş koyacağız. Önümüzde 12 gün gibi çok kısa bir zaman kaldı. İnşallah Kozan'dan 7 Nisan'da Cumhurbaşkanımızı karşılamaya çok güçlü bir vatandaş topluluğu bekliyoruz. Kardeşlerimizin orada güçlü bir şekilde bulunmasını bekliyoruz. İki safhalı bir çalışmamız olacak bundan sonrasında. Birincisi 7 Nisan'a kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişi, yani bu Cuma günü onu son derece güçlü bir şekilde karşılamak, Adana'ya teşrif ettiği zaman Adana'ya yakışır bir şekilde karşılamak. Ondan sonrasında da 16 Nisan'a kadar koşmak ve inşallah Kozan'da, Adana'da, Türkiye'nin her tarafında sandıklara güçlü bir şekilde evet mührünü vurmak şeklinde bir çalışmayla bunu yürütmüş olacağız.